Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim Altınkum'dayız. Size 1 milyon 950 bin TL'lik bitişik nizam havuzlu denize yakın bir villa sunumu yapacağız. Villa derken triplex, bitişik bir evdir. Villa mı dersiniz, triplex mi, ev mi ne derseniz deyin. Altınkum'dayız. Denize çok yakın. Altınkum'da villa arayışınız varsa pek fazla villa yok. Olanlar Çamlık'ta bir tane tekli villa var. 3 milyon 500 bin TL. Bir tane... İki tane bitişik nizam daha Çamlık'ta var. Onların her biri de havuzu yok. 2 milyon 850 bin lira. Başka da bu yakınlıkta yerler yok. Efeler Mahallesi'nde Hisar'da var. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani uzakta eğer 3-5 yıl, 2 yıl Türkiye'ye gelmediyseniz Altınkum'da, hani Efeler'de, Hisar'da, Mavişehir'de, Sahtur'da, Akbük'te villa tanıtımları oluyor ya. Ama Altınkum'da yer kalmadı. Dolayısıyla Altınkum'da bu fiyatlara kalan en uygun evi sunacağım size. Yeni sıfır eski ev var. Altınkum'da denize daha yakın ama 30 yaşında tadilat yapılmış. 1 milyon 750. Bir daha bir site içinde var. 1.950'ye sunmuştum, o satıldı. Şu anda var bitişik nizam 200 bin euro. Dolayısıyla şunu arz etmek istiyorum. Altınkum deyince hani villa var anlamına gelmez. Olan 3-5 tane var, onlar da pahalı. Şunu arz etmek istiyorum. Size sunacağım ev hem denize yakın hem de en uygunudur. Onu söyleyeyim. Altınkum'da. Efeler'de var. Hisar Mahallesi'nde 1 milyon 100'e de var. Efendime söyleyeyim. Belki 1'e de bulunur. Durum bu. Ama denize uzak. Odaları çok ufak. Ev mi? Ev işte. Hani adet yerini bulsun. İşte ev istiyorsun. Al abi sana. Durum bu. Sevgili arkadaşlar, bunlar 4 artı 1'dir. Bir de biz size hangisini tanıtacağız? Bu bir tane satıldı. Bir tane duruyor. Güneş böyle batıma doğru gittiği için, gün batımına doğru için kamerada biraz sırıtacak. O yüzden biz önce ikisi de birbirinin aynısı, sadece ilk başta bunu kadrajımıza aldık ki biraz daha net göresiniz. İki bina da birbirinin aynısıdır. Bu satıldı. Evet, bunlar biraz 2-250 mi ne? Onlar biraz 4 odalı daha pahalı. 4 tane villa bir havuza ortaktır. Evet, 4 tane villa bir havuza ortaktır. Havuzunuz da bu. Değil mi Can? Bizim size tanıtacağımızın evin önünde de yol var. Yani girişi müstakil. Aslında müstakil denilebilir. Ve gel. Biz evin arkasından başladık, havuz tarafında. Evimize doğru gidiyoruz. Evimizin dış cephesi birebir aynısı. Bu size arz etmek istediğimiz evin bahçesi. Bakın buradan başlıyor bahçemiz. Böyle geliyoruz. Evet. Bu size sunacağımız evin bahçesidir. Havuzumuz orada. Gel babacığım, gel. Evi biraz oralara git düşmeden bu cepheyi de göster. Evet arkadaşlar, bu cepheyi de gösteriyoruz. İyice aldın değil mi? Bu da evimizin arka cephesi ve burası da bizim evimizin bahçesidir. Bizim evimizin bahçesi burası. Burada yol yapılacak, biliyorsunuz. Öyle hop diye olmuyor. Evet, bugün benim bir hemşerim vardı. Sevgili arkadaşım, yenge hanım, Erzurumlu enişte bey. Gakoş, geç oraya. Onlar da geldi, bir yer aldılar. Burayı çok beğendiler. Paraları yetmedi. Efeler'de bir tane ev 1 milyon 550 bin liraya sattılar. Yeşiltepe'de bir tane abi vardı, Duran abi. Ona verdik. Önder abime verdim. Bugün yoğunduk. O yüzden geç kaldım. Bu da bizim size sunacağımız evin cephesi. Burayı da taradın değil mi? Taradın. Evet. Şimdi bahçeyi göster Can. Bu hala bizim evin bahçesidir. Arkadaşlar. Bahçemiz burada, sınır var. Bu satılan ev. Bunu sunmuştum daha önce. Bu satıldı. Bu satıldı. Bu bitkiler ayırıyor. Burada da bir duvar var. Bu böyle 70 santim böyle hafif evleri ayırmışlar. Salonla mutfağımız zemin katta. Bu komple tam batı cephelidir. Bu panjuru da biraz indirdik. İçeride de göstereceğiz. Evin ilk başta gösterdiğimiz dış cephe o diğer tarafta aynı öyle. Ve anlaşıldı mı acaba? Eksik bir şey mi yaptık acaba? Evet. Ve sevgili arkadaşlar, ne yapıyoruz? Evimize doğru gidiyoruz. Bu duvarlar seramiklidir. Bunlar granit. Alt kat. Burada spotlar yapılmış. Gece güzel gösteriyor. Burada iki basamakla eve gireceğiz. Evet, komple akıllı evdir. Çatılarda da şeyler yapılmış, spotlar yapılmış. Ve geldik çelik kapımızdan evimize giriyoruz.
Denize çok yakın. Denize çok yakın. Şu tarafa geç kapıdan gelince. Arkadaşlar burası salonumuz. Mutfakta canın arkasında. Evet. Güneş bu tarafa vuruyor ya, batı cepheli. Panjurumuz bu. Böyle kaldır indir, bahçeyi gösterdik. İşte böyle de iniyor. Burası salon. Bunu indireyim. Biraz güneş vurunca kamerada belki anlaşılmaz. O yüzden size sunmaya çalışıyoruz. Işıkları tam açamadık. Diğer ev daha çok. Örnek evdi, o eşyalı satıldı. Evet, bu salonumuz. Bunlar granit. Köşeler siyah beyaz çevrilmiş. Burası televizyon ünitesi. Bunlar granit. Değerli arkadaşlar, tavanlara da böyle yamukgen artı çalışmaları yapmışlar. Bu eşyaları da koymuşlar. Buraya F0'dır. Ve yüzümüzü nereye çevirdik? Mutfağımıza. Mutfağımızda burası arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 950 bin lira. Mutfak, mikrodalga. Keşke bu evi biraz temizleselermiş. Adamların işi çok ya. Burası fırın, orası evye. Burada da terekler, merekler yapmışlar. Burada da terekler. Evet, bura mutfağımız. Mutfağın böyle camı nereye bakıyor? Aman gücüm yok. Böyle havuza bakıyor. Çoluk çocuğunuz varsa mutfakta çay demlerken, yemek patates soyarken bakarsınız. Burası mutfağımız. Çelik kapı. Üstünde bir şapka vardı. Buraya girdi. Evet, buraya bir portmanto falan konmamış. Ve burada geniş bir lavabo yapmışlar. Arkadaşlar bir ayak yolu. Geniş. Burayı depo olarak kullanabilirsiniz. Evin bahçesi geniş. Dilerseniz dışarıda bir pergüle de yapılır. Ve bu korkuluklar kalın camlarla yapılmış. Evi daha modern gösteriyor. Temizlik olsaydı çok sevecektiniz. Burası da merdiven kovası. 1 milyon 950 bin lira. Ben konuştum arkadaşımla. Bu ara dedi, fiyatı yükseltmedik, güncelemedik. Bilgin olsun Kadri abi dedi. Evet, çıktık. Zemin üstü, birinci kat, burada bir hol var. İki oda, bir banyo var. Değerli arkadaşlar, bu holumuz. Holdan geçtik. Sen de geçebilirsin anadan, yardan, serden. Evet, geldik. Bu oda metrekaresi gayet güzel. Denize çok yakın. Can, bu balkonu göster, kapıdan yüzünü buraya çevir. Oda metrekaresi güzel gösterilir. Balkonu göster. Birinci odamızın önünde bir balkon var. Şimdi yüzümüzü odamıza çeviriyoruz. Değerli arkadaşlar, yerler parke laminat, bu cam. Bu çift cam. Bu nasıl? Bu hiç açılmıyor mu? Yok, burada açılma yok. Bu birinci oda. Burada da ledler metler gidecek. Bu panjurludur. Güneş vurduğu zaman demek ki panjuru indirmemiz lazım. Evet. Bu birinci odamızı özetledik. Koridoru bir daha göster. Bu da geniş bir holumuz var. Gagoşlara selam Adana'ya da. Evet. Gelirken bana biraz Erzurum getir. Değerli arkadaşlar, burası da banyomuz. Buraya bir cam koymuşlar. Sabittir bu. Klozet. Bunlar nedir? Havlu mavlu koy. Buraya da tıraş ol. Bu da banyo. Granitler yapmışlar. Havluk mavluk, bunu da koymuşlar. Şimdi hanımefendi diyor ki, abla diyor, sen bilirsin diyor. Dedim böyle bizim insanımız ne kadar yani. Ben böyle hani af buyurun sahtekar olsam abla yine bana inanacak. İşte bizim insanımız öyledir yani. Benim rahmetli annem de diyordu, oğlum biz birine güveniyoruz, siz belinizi veriyorsunuz. O kadar da değil. Abla o kadar iyi ki ben duygulandım. Neyse. Bu ikinci oda. İki odanın metrekaresi gayet güzel. Bu da ikinci oda. Üstteki oda böyle yamuk mamuk. Ama kardeşim burası altın kum. Yani ben denize yürüyüp gideyim bilmem ne. Burada arsa alınmıyor. Satan yerine koyamıyor. Bu nasıl gidecek? Bu bir gün artık adam şimdi almak istiyor ya, alayım. Ama günün birine vazgeçecek. Keyfi vazgeçmeyecek. Şartlar onu vazgeçirecek. Diyecek ben artık pahalı alamıyorum. Ondan sonra 1990'lı yıllara artık zenginlere ev alıyor, yatlı matlı, yavaş. Buraları da göster. Diğeri de biz alamıyoruz diyeceğiz. Keşke herkes alsa. Ama her şey geç değil. Kendinize yine bir yer alın. Ve geldik evin son odasına. Sevgili arkadaşlar, yönetmenlikte biliyorsunuz adam alttaki odaları büyük yapmış. Yönetmenlikte dedim de triplex, yani 1, 2, 3
bu trikatlı olmaması lazım ama herkes yapıyor. Dedim %100'ü böyle. Bu adam da çatı arası müştemilatlı bir odaya çevirmiş. Orada da bir kapı yapmış. Orada da dışarıya çıkılıyor. Bu oda kullanışlı güzel bir oda. Evet çok çok fazla ne bileyim yani insan burada uyur. Sonra da işine gücüne bakar. Ama çok fazla kodaman modaman bilmem ne derseniz böyle Araplar gibi o zaman daha değişik bir şey alırsınız. Ve dön ama Altınkum'da şu an en ucuz ev ve güzel şık havuzlu ev budur. 4 tane var. Evet biz size 1.950.000 olan evi sunuyoruz. Bu da ebeveyn odanın banyosu. Eksikler var. Değerli arkadaşlar oraya doğru kafa değiyor. Burası kapıdan da şey var ne var burada? Kaloriferin altyapısı var. Ve burada eğildim kale oldum. Burada da terazi. Değme felek benim gamlı yastı gönlüme. Evet değerli arkadaşlar bu da teras. Böyle hani aslan sütü diyenler var. Başka başka diyenler var. Burada o köşe aslan sütü. Güzel bir yer. Deniz de yakın. Arkadaşlar size burayı da sundum. Memleketimin güzel insanları ve şeker insanlarsınız. Şimdi biz sergiledik. Gelin buyurun bu olmasa başka olur. Başka olmasa başka olmuş. Ley loy lay ley ho ho deriz. Allah ne verdiyse, Allah verirse el getirir, yel getirir, sel getirir. Vermese el de götürür, yel de götürür. Kedi fare avlamaz, ne tazı tilki avlamaz. Efendim o hırsız olur, çocuk derste başarısız olur. Allah verirse her yer birden gider. Dolayısıyla Allah hepimize versin, gönlümüz rahat olsun. Valla bu dünya kimse mah kurmamış. Bu ev 5-10 yıl sonra eskir, ondan sonra yenileri çıkar. Evi ne iyi çocuğa yap ne kötüye. Kötü çocuk zaten kumarcı olur, bitirir. İyi çocuk da zaten bulur. Durum bu. Biz büyüklerimizden öyle öğrendik. Saygılarımla, hürmetlerimle. Roj başlar, iyi günler.